Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, i̇smim Serhat Aslan, Boğaziçi Üniversitesi Tarih 2. Sınıf Öğrencisiyim. Ee, bu konu aslında bir hafta önce kadar kafamda hiç yoktu. Sunum mevzu açılınca aklıma ilk gelenlerden biri oldu. Bu benim büyük ihtimal ileride de çalışma alanım olacak ama e, bu dönem aldığım bir Avrupa Tarihi dersinde yazdığım paper'ın e, sonucu. Şimdi sunum veyahut da yazı hangisi olursa olsun bir başlığı iyi oturtmak her şeyden çok daha önemli. Çünkü oturttuğunuz zaman siz ne anlayacağınızı, ben ne anlatacağımı biliyorum. Bu sefer galiba bir teknik hatayla sunumun ismini yanlış koydum. Ama ben bunu çalışmaya başlarken yanlış koyduğum için burada bir sıkıntı yok tabii. İngiliz reformu ve dünyaya etkisi değil de biz bunu modern İngiltere'nin kökeni olarak okuduğumuzda sunum çok daha mantıklı bir zemine oturacak. Başlayabiliriz. Şimdi modern İngiltere ile tarihi İngiltere arasında esasında coğrafya olarak bir fark yok. Burası, burası ve burası ve son olarak burası. Dört tane farklı ülkeden oluşuyor. İskoçya, İngiltere, İrlanda ve Galler'den oluşuyor. Tarih boyunca da bu bu şekilde oluşup zaman içinde gelişmiş. Ana devleti her zaman burası oluşturmuş. İrlanda ile aralarında tarih boyunca durmadan bir hüküm savaşı olmuş. Ama... Ağırlığa baktığımız zaman İngiltere her daim e, domine eden güç olmuş bu e, coğrafyayı. Şimdi İngilizlerin buraya ilk gelişiyle başlamamız gerekiyor. İngilizler buraya ilk e, İngiliz topluluğunu birçok farklı kabile oluşturuyor. Bunların başında Keltler diye bir kabile geliyor. Keltler buraya milattan önce 1000-2000'de geliyor. 1000-2000'de geldikten sonra Roma'nın ilgisini çekiyor. Roma büyüdükçe İngiltere'nin e, akınlar düzenliyor ve R Londra merkezli bir Roma vilayeti kuruyorlar burada. Sonrasında birçok şehir esasında Roma döneminde kurulmuş antik kentlerden oluşuyor İngiltere'de. E, ne zaman ki Roma 400'lerde, 500'lerde hakimiyetini indirip ...yok olduğu zaman İngiltere neredeyse 1500'lere kadar hüküm sürecek bir iç karmaşayı yaşıyor. Aralarda 50'şer yıllık, 60'şer yıllık bir takım istikrar dönemleri olsa dahi... ...ana hakim tablo İngiltere'de bir karmaşa. 800'lerde karmaşanın büyüğünü yaşıyorlar. 1200'lerde büyük bir karmaşa yaşıyorlar. 1400'lerde büyük bir karmaşa yaşıyorlar. Bu İngiltere'nin 1500'e kadar kaderini oluşturuyor. Ama aslında baktığımız zaman da tarihin bir hediyesi oluyor onlara. Çünkü... Önceden karmaşayı yaşayan, sonraki yeni düzene çok rahat bir şekilde adept olabiliyor. Herkesten önce problemini çözmüş oluyor. Şimdi İngiltere ilk büyük krizini 1200'lerde yaşıyor. 1200'lerde yerel güçlerle, lordlar arasında bir savaş sonucu. Onlar bir Magna Carta diye bir anlaşma imzalıyorlar. Magna Carta sonucunda tarihte ilk kez bir kral, yerel güçlere karşı bildiğiniz üzere bazı haklarından taviz veriyor. İşte o Magna Carta tüm tarihi, tüm İngiltere tarihini biçimlendiren ana kırılma noktası oluyor. 1600'deki isyanda da, 1700'deki isyanda da, 1500'deki reformda da tüm hareketler Magna Carta zihnini arıyor. Yani bizim e, durmadan bir efsanemizi öne çıkararak, o efsaneyi atıf yaparak, efsaneyi hatırlayarak günümüzü şekillendirmemize benziyor. Adamların zihninde 1215'te e, Magna Carta dönüm noktası olarak şekilleniyor. Şimdi bunu gösterip hemen e, sunumu Başlatmış olacağım. Bu bir girizgâhıydı. E, İngiliz milletler topluluğu sadece burayla sınırlı kalmıyor. İngiltere bu tarihin ona verdiği 1500'lerden sonraki hüküm gücüyle Böylesi bir tablo oluşturuyor. Şuraya baktığımız zaman İngiltere sadece şurada ufak bir tablo iken burada Kanada'yı, burada Güney Afrika'yı, Hindistan'ı ve Avustralya'yı da kuşatacak büyük bir topluluğa ulaşıyor. Ve en önemlisi Commonwealth'ı, İngiliz Milletler Topluluğu'nu bunlar 1650'de tesis etmişler. 1650'de bu oluşuyor. Bundan sonra tüm bu çaba, yani şurası mesela diyelim buraya dahil değil, 1650'de ama tüm çaba güneş batmayan imparatorluğu, üzerinde güneş batmayan imparatorluğu kurmak. Yılda 1650. Bu yeni bir tablo değil. O, o zamandan beri amaçları bu oluyor. Şimdi modern İngiltere'nin dinamikleri dedik. Magna Carta'ya değindik. Bu işte dediğim temsili yerel güçlerin, kralın ilk kez yerel güçlere karşı taviz verdiği anlaşma. Magna Carta'nın o kadar da öylesi bir tarafı yok esasında. Yani ders kitabına baktığımız zaman Magna Carta sanki İlk anayasal hak, ilk şu, ilk bu diye çok övülür ama bunun doğuda da birçok örneği var. Burada önemli kırılma noktasını oluşturan İngiltere için çok önemli bir anlaşma. Yani 1600'lere 1700'lere kadar İngiltere tamamen şu anki günümüzdeki istikrarını yakalayana kadar Magna Carta'ya e durmadan bir atıf oluyor. Her isyanın, her fikir adamının kafasında bir Magna Carta'ya e dönüş arzusu. Ya ben kralın karşısında meşruti monarşi istiyorum. Kralın mutlak monarşisini yıkmak istiyorum. Bu zihin Magna Carta ile oluşuyor ve dönem bu şekilde, önümüzdeki dönemler bu şekilde. Şekilleniyor. Şimdi e, İngiltere'ye konuyu bağlamadan önce İngiltere Avrupa kıtasında olduğu için ve Avrupa'daki oluşan herhangi bir fikir akımı çok rahat bir şekilde İngiltere'yi de etkilediği için ilk bir reforma bakmamız gerekiyor. Ve aslında sunumunda ana konusunu bu oluşturuyordu. Şimdi reform bir çırpıta çıkan bir şey değil. Reform e, Roma Kilisesi'nin 400'lerde oluştuğunu düşünürsek, 1500'lerde reformun da oluştuğunu düşünürsek aslında 1000 yıllık kalıp bir kilise tarihi var. 1000 yıl kilise sabit bir şekilde bu döneme kadar geliyor. Bu dönemde birçok kez Kilise içinde farklı sesler yükseliyor. Birçok kez kilisenin yönetimine karşı farklı sesler çıkıyor. Ama papalığın yöntemi çok basit. Eğer sen benim dediğimi onaylamıyorsan yakılırsın gibi bir mentaliteyle hareket ediyorlar. Bunun örneği 1300'lerde John Hus diye bir tane adam çıkıyor. Bu John Hus zannediyorum şuradaki amcamız. John Hus Çek Cumhuriyeti'nde, bugünün Çek Cumhuriyeti topraklarında çıkıyor ve kiliseye diyor ki insanların kurtuluş yolu diyor sizin sözlerinizden geç. Onlar gerçekten İncil'i ana dillerinde okumaya başladıklarında ve Tanrı'yı kendi dillerinde tanımaya başladıkları zaman kurtuluş yoluna erecekler. Mesih onları kurtaracak, papalık onu kurtarmayacak diyor. Bu sözün üzerine yakılarak öldürülüyor. Bizim konumuz açısından bir önemli öncül reformist ise John Wycliffe diye bir tane e, scholar, bir tane e, profesör, Oxford'da bir profesör. Bu 1300'lerde çıktığı zaman... John Hus'un dediklerinin aynısını tekrarlıyor. Papalığa karşı sert bir söylemde bulunuyor. Kur'an reddiyesi yazıyor, papalık reddiyesi yazıyor ve özü bulmaya çalışıyorum diyerek papalığı eleştiriyor. Bu adam da bir şekilde egale ediliyor, heretik kabul ediliyor, sapık kabul ediliyor ve papalık tarafından bastırılıyor. Şimdi papalık bu heretik akımlara, sapık akımlara iki türlü yaklaşıyor. Ya kesinlikle yakarak yok ediyor, öldürüyor. Yakmak mecazen değil. Gerçekten Engizisyon üzerinden yakıyor. Yahut da onları kendi içinde domine ediyor. Buna Fransiskan ve Dominikan tarikatları iyi bir örnek. Mesela Fransiskan ve Dominikan tarikatı biri İtalya kökenli bir İspanya kökenli. Genel mantıklara söyledikleri şu. Ya tamam biz papalıktan rahatsız değiliz ama papalığın yaşantısı insanla buluşmuyor. Bizim insanla buluşmamız gerekiyor diyorlar ve kiliseden çıkarak mütevazi bir hayat yaşanabilir. Bunu savunmaya başlıyorlar ve mütevazi bir hayatı yaşamak için kilise içinde kilisenin kabul edeceği bir şekilde bir reform hareketi gerçekleştiriyorlar ve kilise de buna bir şey demiyor. Yani siz benim emirlerim, benim hükümlerim içindeyseniz diyor istediğinizi yapın diyor. Bu tür reform hareketleri bizim reformdan anlamamız gereken hareketler değil. Bizimkiler o yok edilen e, insanların reform düşünceleri. Şimdi bu ve zannediyorum şu arkadaki e, biri İngiliz biri Çek bastırıldıktan sonra ama bir yerde patlayacak bu. Birçok kez ses yükseliyor, bastırılıyor. Birçok kez ses yükseliyor, bastırılıyor. Ta ki 1500'e gelindiğinde Martin Luther diye bildiğimiz kişi 1517'de İngiltere'de eğitim verdiği kolejde 95 tez diye bildiğimiz meşhur e, bildirisini kilisesinin o kolejin kilisesinin kapını, kapısına asıyor ve orada e, papalığı şeytanın makamı olarak nitelendiriyor. Papalığı, şey, papayı şeytan olarak, papayı lanetliyor ondan sonra. Kurtuluşun sadece Mesih'in elinden olacağını, insanların cennetten arazi satmak anlamına gelen endürijansla kandırıldığını ve sömürüldüğünü, ne olursa olsun, hangi şartlar olursa olsun papalık kurumunun yok edilmesi gerektiğini söylüyor. Ve papalığa karşı büyük bir itiraz silsilesi başlatıyor. Ve aslında Dana'nın kuyruğu da burada kopuyor. Yani bu Martin Luther'in dediklerinin aynısını 200 yıl önce Oxford'da bir hoca da diyor, Martin Luther'in başarılı olup onun başarılı olmamasının en büyük sebebi tamamen tarihi şansından kaynaklanıyor. Martin Luther bunu dediği zaman Almanya siyasi olarak bir imparatoru tanıyor. Şarl'ı tanıyor ama birçok da prenslikten oluşuyor ve bu prenslerin hepsi birazcık devleti büyüteyim, Şarl'ın rakibi olayım, ona karşı çıkayım ve ben kendi devletimi kurmuş olayım bu hisle bağımsız hareket etmeye çalışan 60-70 tane farklı prenslik düşünün günümüz Almanya coğrafyasında. Luther Böyle bir coğrafyada doğuyor, böyle bir coğrafyada fikirlerini geliştiriyor ve yerel güçlerin arkasına desteğini alınca bu yerel güçler için bir koz oluyor diyorlar ki biz Luther'in dediklerine inanıyoruz, Luther haklı. Avrupa'da merkezi hakimiyet ya kral elinden ya kilise elinden gerçekleşiyor. Burada hem kilisenin hakimiyetine hem şarlın hakimiyetine karşı bu prensler kendileri için bir böyle büyüme noktası bir büyüme adımı olarak görüyorlar Martin Luther'i ve bundan sebeple bunun fikirlerini destekliyorlar. Yani çok dindar olup da kilisenin insanları zulmetmesinden esinlenip de bu adamlar bunun peşine takılmıyor. Siyasi konjektör Martin Luther'e büyük bir e, yol açıyor. Bu az önce bahsettiğim John Wycliffe, Morning Star diye yani öncüsü, starı olarak tanılıyor e, reformist hareketlerin. Bu Almanya merkezinde çıkıyor ama mesele... E, sadece Almanya ile sınırlı kalmıyor. İnsanlar e, böyle bir kıvılcımı bekliyorlar. Bu da kıvılcımı yakıyor, meşale oluyor adeta. Fransa'da okunuyor. Calvin diye hemen 1535'te bu. 1517, 1535'te başka bir adam, John Calvin diye bir adam çıkıyor. Ana mantık şu, eğer mutlak monarşi ile yönetilen merkeziyetçi bir devlet varsa... Papalığı tutuyorlar ve e, Lüter'e karşı çıkıyorlar. Ama eğer yerel güçlerin ön plana çıkmaya çalıştığı bir oluşum varsa e, Lüter vari hareketleri destekliyorlar. Mesela İsviçre'de de Zwingli diye bir adam çıkacak. İsviçre onlarca e, şehir devletinden oluşuyor. Hemen kabullenecekler o adamı. Hemen o adamın arkasından gidecekler. Papalığa itirazlarını kabul edecekler. Yani hepsi bir siyasi koz olarak görüyorlar. Şimdi biz konumuza direkt İngiltere'ye bağlayalım. Ana konumuz reform değil. Şimdi reform... 8. Henry dediğimiz Tudor hanedanın en güçlü adamlarından biri tarafından gerçekleşiyor. Az önce bir cümle kurmuştum sunumun başında. 500'e bunlar başlıyor, 1500'e kadar siyasi istikrardan yoksunlar diyorum ya. Tudor, 1490'ların başında hüküm sürmeye başlayan bir hanedan. Bunlar 80 yıl kadar, 90 yıl kadar hüküm sürecekler ve İngiltere, günümüz İngiltere'sinin aslında tohumlarını atacaklar. Gelenekler oturacak, meclis mantığı oturacak, ondan sonra kiliseye bakış oturacak, mezhep kavramı oturacak. Yani Tudor bugünkü modern İngiltere'yi yaratan kişi olarak da görülebilir. Şimdi bu adam 1521'de yani Luther çıktıktan 4 yıl sonra bir kitap yazıyor. Daha doğrusu kitap yazmıyor. Entelektüel bir insan ama kitabı kendisi yazmıyor. İlahiyatçıların topluyor. Diyor ki bir tane sapık çıktı. Papa'ya karşı ve doğal olarak da mutlak merkez etçi hakimiyete karşı çıktığı için bize karşı diyor, söylemlerde bulunuyor diyor. Bunu eleştirin diyor. Bir kitap yazdırıyor bunlara. Kitabın adı Yedi Kutsal'ın Müdafası, Yedi Kutsal'ın Korunması. Bu kitabı kendi imzasıyla yayınlıyor. Papa bundan çok memnun oluyor ve buna inancın, savunucusu inancın e, hakimi anlamında bir unvan veriyor. Şu an hala günümüz kral ve kraliçelerin Elizabeth'in de kullandığı bir kavram haline geliyor. Yıl 1521'de Papa tarafından bir büyük unvanla ödüllendiriliyor Henry. Aslında baktığımız zaman Fransa o dönem Fransasıyla da de eş bir zihinde hareket ediyorlar ama işte e, bu mevzuları tarihe incelediğimiz zaman pek de duygusal yaklaşmamız gerektiğini anlatan güzel bir örnek. Şimdi burada bunun eşi e, Katerina e, Aragon e, Aragonlu Katerina dediğimiz kişi var. Öylesine dindar bilinen 8. Henry Tudor hanedanın geleceğini riskte buluyor çünkü bir erkek evlat veremiyor buna. E, papaya bir mektup yazıyor, özel bir mektup yazıyor diyor ki ben eşimle mutluyum ama diyor eşim diyor bana erkek çocuk veremiyor diyor lütfen bizi boşayın diyor boşadığınız takdirde ben yeni bir e, kadınla evleneceğim ve belki de hanedan hanedanımın devletimin geleceğini kurtaracağım diyor. Papa da diyor ki bizde bu işler böyle yürümüyor e, seni boşayamayacağım diyor. Henry de o kadar yaptığım hizmet nerede kaldı beni boşamanız lazım diyor o, hiç papalık umursamıyor ve olanlar olmaya başlıyor. Bu sırada bu e, Anne Boleyn diye belki dizilerinden, filmlerinden, kitaplarından bildiğimiz e, genç bir kadınla beraber oluyor. Ondan bir e, kız çocuğu oluyor ve bunu astırıyor. Papalığa da diyor ki artık e, seni dinlemiyorum diyor. Ben önce boşadım, sonra da astım diyor. E, Yenisiyle de evlendim diyor. Sizin topraklarımdan atıyorum diyor. İngiltere kilisesini kuruyorum diyor. Başı da benim diyor. Sizin hükmünüz artık burada geçmez diyor. Böyle bir rest çekiyor. Şimdi anne Boleyn ile evleniyor. Her şey çok güzel olacak derken kız çocuğu veriyor. İki yıl olmuş erkek çocuk hala yok derken bunu aldattığını öğreniyor. İkinci eşini de öldürüyor. İkinci eşini de üçüncü eşini alıyor. Üçüncü eşi altı ay sonra kendiliğinden ölüyor. Yani bunun ahı öyle bir tutuyor ki altı tane eş değiştiriyor, üçünü öldürüyor, ikisi kendiliğinden ölüyor. Ama sonunda nasip oluyor, bir tane erkek çocuğu oluyor. Ama işte o kadar da demek istemeyeceksin. 15 yaşında da o çocuk ölüyor. Tahta geçer geçmez. Şimdi bu yapacaklarını yapıyor. Ne yapıyor? Bir ortak kitap çıkarıyor. Kilise ve manas sırları papalığın elinden alıyor. Kendi iradesine bağlıyor. Bir tane bunun William Tynder diye bir tane arkadaşı var. Daha doğrusu akıl danıştığı. Gençliğinden beri ahbaplık yaptığı birisi var. O diyor ki biz diyor İngiliz mantığını, İngiliz dinini burada oturtarabiliriz diyor. Bunları dışlayalım diyor. Ve bunun öncülüğünde bir Protestan hareket oluşuyor. Protestan hareket başlıyor. Buraları hızlı geçeceğim çünkü detaya girmek üzereyim. Bunun e, ölümüyle oğlu Edward tahta geçiyor. 8 yaşında geçiyor. 15 yaşında ölüyor. 7 yılda babasının ne yapıyorsa aynısını yapmaya devam ediyor. Ama Edward 15 yaşında ölünce yerine Kraliçe Mary diye tarihe Kanlı Mary diye geçen ikinci eşi Anne Boleyn'den yani annesini astıran e, adamın kızı olan kraliçe tahta geçiyor. Resmen inat politikası, siyaseti güdüyor. Kendisi katolik. Tüm protestanları öldürmeye başlıyor. Tekrardan papalığı davet ediyor. Sizin asıl yurdunuz burasıdır diyor. Burada hami, haminiz olacağım diyor. Tekrardan katolikliği tesis etmeye başlıyor. Bunu 3 yılda yapıyor. 3 yıldan sonra Elizabeth bunun e, dördüncü veya da beşinci bilemiyorum orayı kızı eşinden kızı tahta geçiyor. 50 yıl Elizabethler uzun hükmediyorlar galiba. 50 yıl boyunca yönetiyor İngiltere'yi ve Protestanlı tamamıyla oturtmuş oluyor. Ne zaman ölüyor? Elizabeth 1598 yani kısaca aklınıza 1600 ben isim ve tarih vermemeye çalışıyorum bir anlatı sunmaya çalışıyorum diğerleri şuradan çıkınca unutuluyor çünkü 1600'de Elizabeth artık protestanlı İngiltere'de oturtmuş oluyor bu İngiltere Kilisesi, inancın savunucusu, kilisenin başı, papasız bir katoliklik. Bu çok önemli bir kavram çünkü artık Avrupa'da iki tane protestanlık ve katoliklik değil de üçüncü bir fraksiyon da çıkıyor, papasız bir katoliklik. Çünkü İngiltere protestanlığı yani bu reformu çok iyi başarmış ama ürünlerine baktığın zaman Papalığın yaptığının aynısını yapıyorlar. Sadece Papa'yı tanımıyorlar. Yani Luther'in yahut da Calvin'in ideallerinin hiçbirini bu adamlar yaşatmıyor. Bunlar sadece hakimiyet bizde olsun. Meselemiz bu. Hakimiyeti alıyorlar. Bu yüzden tarihte bunlar papasız bir katoliklik inşa etmekle tanınıyor. Çünkü ne cennetten arsa satmaya kaldırıyorlar, ne kutsal kitaplar üzerine herhangi bir çalışma yapıyorlar. Hiçbir eylemleri yok. İng sadece İngilizceye çevriliyor incir. Onun dışında Bildiğimiz Roma'nın yönetimini alıyorlar bu kiliseye. İngiltere Kilisesi'ne bunun başı kralsa kral, kraliçe ise kraliçe oluyor. Böyle bir reform yapıyorlar. Bu bahsettiğimiz bakışlarıyla meşhur Kanlı Meryem. Bu Elizabeth Protestanlığı oturtan kişi. bu ikisinin güç mücadelesine dönüyor. Bunun hatta bir filmi var. Mary'i anlatan bir film var. Bu ilk önce İrlanda kralı oluyor. Sonra ...geliyor buranın başına geçiyor vesaire vesaire. Şimdi tam İngiltere... ...ya biz bu reform hareketini atlattık... ...diğerleri bununla uğraşa dursun. Fransa iç savaşa gidiyor reformdan sebep. İsviçre iç savaşa gidiyor. Ee, Almanya kralla prensler arasında iç savaş çıkıyor. İngiltere kafası rahat çünkü devlet eliyle bu işi halletmiş. Tam rahatlayacağız derken bir olayla karşılaşıyorlar. İngiliz iç savaşı yoksa devrim mi? Bu çok büyük bir tartışma... İngiltere'de bu protestanı oturtan Elizabeth öldükten sonra e, hanedanın sonu geliyor. Yani o az önce hanedanını korumaya çalışan adamın çocuğu olmadığı için, Elizabeth'in de erkek çocuğu olmadığı için hanedan sonlanıyor. İskoçya'dan başka bir adam getiriyorlar, kral olarak tahta geçiriyorlar. Ondan sonra işte olanlar oluyor. Şu adam işte Charles, birinci Charles. Bu... Ee, az önce Magna Carta'ya vurgu yaptım ya işte her şeyin düğüm noktası bu. Reformda da buydu. Parlamento baskı yapıyor. Biz katoliklikte kalmak istiyoruz diyor. Kral protestanlığı seçiyor. Bu sefer de Parlamento protestanlığı seçmişken katolik katolik tavırlar sergiliyor. Fransızın, e, Fransız kızı katolik bir kadınla evlenmek istiyor ki hanedanını katolik yapmak için. Ondan sonra kafası atıyor. E, 1630'da Parlamento'yu kapıyor. E, basına sansür uyguluyor. Kitapları yani adeta ülkesinde bir iç savaş hazırlıyor. Şimdi iç savaş mı devrim mi meselesi çok tartışmalı bir konu. Çünkü dar bir perspektiften bakmayı seven Marksistler için bu Burjuva devrimini doğuran bir Devrim olarak gö görüyorlar bunu. Liberaller ise bunu e, modern dünyayı oluşturan ilk büyük devrim olarak nitelendiriyorlar. Ama esasında baktığınızda sıradan basit bir iç savaştan başka hiçbir şey değil. Yani iki akım da bu konuda çok yanılgıya düşüyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu e, ben de söyleyebilirim gerçi çünkü mantık bunu gerektiriyor. Ama e, ders aldım hocanın e, yaptırdığı okumalar bunu çok açık seçik ortaya koyuyor. Yani sıradan bir orta çağ iç savaşı düşünebilirsiniz bunu. Parlamento diyor ki siz benim elimden hakkımı alıyorsunuz. Kral diyor ki hayır diyor. E, siz zaten diyor böyle bir hükmünüz yoktu diyor. Zamanında verilen tavizleri ben elinizden alıyorum diyor. Burada bir gerilim yoktur diyor. Ve aralarında büyük bir iç savaşı tutuyorlar. Savaş 1641'de başlıyor. 1650'ye kadar 10 yıl boyunca savaşıyorlar. 1650'de 1650'de Oliver Cromwell diye bir adam, e, Parlamento'nun genelliğini yapan adam, bu kralı astırıyor. 10 yıl süren e, Fransa'dan 150 yıl önce 10 yıllık bir cumhuriyet tecrübe ediyor İngiltere. 10 yıl tırnak içinde cumhuriyet çünkü cumhuriyetlikle yakından alakası yok. Cumhuriyet e, sistemini tecrübe ediyorlar. Burada kralı kovuyorlar, kralı kralın hanedan e, çocuklarını kovuyorlar, kralın kendisini de asıyorlar. İngiltere bu sefer Hepsinden daha beter bir kaos'a sürüklenmiş oluyor. Tarihinde böyle bir kaos görmüyor çünkü memleketi 15 yıl kral tarafından yönetilmiyor. Geçmişiyle bağ koparılıyor. Ve diğer ülkelere baktığınızda diğer ülkeler yani 50 yıl öncenin sorunlarıyla uğraşırken bunlar apayrı bir sorunla uğraşmaya başlıyorlar. Bu da e, bu iç savaş dediğimiz mevzu oluyor. Ama 1660'ta bunlar temelsiz bir hükümet kurdukları için yani bir ideolojik geçmiş olmadığı için bunlar başaramadıklarını fark ediyorlar. Öldürdükleri kralın oğlunu çağırıyorlar. Gel tekrar bizim tahtımıza geç, tekrar başımız ol. Ee, daha iyi iş yaparız seninle diyorlar. Birinci Charles'ı öldürmüşken ikinci Charles'ı getiriyorlar. Ama ikinci Charles babasını aratacak tinette bir insan. Gelir gelmez parlamento ile zıtlaşıyor. Babasını asan adamı mezarından çıkarıyor. Önce asıyor sonra yakarak öldürüyor. Yani bir intikam siyasetine giriyor. Yani tam bir orta çağ Avrupa'sını yazıyor aslında. Hem reform hem... Ee, bu iç savaştan bir orta çağ mantığıyla hareket eden insanlar. Şu, şu adam işte bu bunu asıyor. Bunun da oğlu gelince bunun mezardan çıkarıyor, önce asıyor, sonra yakıyor. Bu sefer bunun oğlu daha katı bir siyaset gütmeye başlıyor derken parlamento bu sefer son noktaya koyuyor. Ne reformda ne iç savaşta başaramadıklarını bir mektup vasıtasıyla başarıyorlar. Buna tarihte İngiliz şanlı devrimi deniyor. Bu olaylar 1660'da bitti dersek 1687'de yine bu hanedanın uzaktan herkes birbiriyle akla bu dönemde. Yani Almanya'da da var Bu adamların Fransa'da da Hollanda'daki akrabalarına bir mektup yazıyorlar. Diyorlar ki bu adam iyice çığırdan çıktı. Meselesi bizimle. İngiltere'yi monark olarak yönetiyor. Sen gelirsen sana destek vereceğiz diyerek Hollanda'da bu hanedanın bir Hollanda krallığı, valiliğini yapan adam çağırıyorlar ve onu getirip tahta çıkarıyorlar. Bu da İngiliz şanlı devrim olarak tarihe geçiyor. Şimdi hepsini birden bağlamış olacağım. Şimdi parlamento aslında 150 yıllık sonucunda, 150 yıllık bir kaosun sonucunda istediğini alıyor. Yıl 1680, tüm sular duruluyor. Ne yapıyor? İki tane mutlak e, kralı yerinden ediyorlar. Din olarak protestanlığı seçmişken protestanlığı oturtuyorlar. Müesseselerini sağlamlaştırıyorlar. İki tane parti çıkıyor. Whig Partisi, Liberal Parti, Türk İşçi Partisi. Bu ikisi 1680'in İngiltere'sine baktığımız zaman kafası rahat, her şeyin oturmuş olduğu bir İngiltere tablosuyla karşılaşıyoruz. Bunu bu adamlar 120-130 yıllık bir kaosun sonucunda elde ediyorlar. Yeni gelen... İngilizce dahi bilmiyor. Eşi İngilizce biliyor. O sırada parlamento tamamen bu işleri ele geçiriyor. Parlamentonun istediği şu an günümüzde de İngiltere'yi yansıtacak bir sistemi 1680'de diğer tüm Avrupa ülkelerinden önce kuruyorlar. Bunun adına da meşruti monarşi diyoruz biz zaten. Meşruti monarşi ile parlamento güçlerini paylaşıyor, kral içle uğraşıyor, parlamento dışarıyla uğraşıyor ve bu sistemi temiz bir şekilde 1680'de başarmış oluyorlar. Şimdi sonucu ne oluyor? sonucu tak 100 yıl sonra bu oluyor. Şimdi e, güçten e, İngiltere bu sefer daha yeni yeni e, din savaşlarıyla, siyaset savaşlarıyla gündeme gelen Fransa'yı burada boğuyorlar. Bir 7 yıl savaşları yaşıyorlar. 7 yıl savaşlarında Fransa'yı ezip geçiyorlar. Bunun sonucunda Fransa buralarda hüküm sürmeye başlamışken İngiltere otomatikman buraların da sahibi oluyor Fransa'yı yendiği için. Buranın da sahibi, Güney Afrika'nın da sahibi oluyor. Sonra ticaret gemileriyle buralardan içeriye girmeye başlıyorlar. O en başta 1650'de tesis ettikleri o Commonwealth, İngiliz milletler topluluğunu bu iç savaşın daha sonrasında da Şanlı Devrim'in sonucunda bu adamlar oturtuyorlar. 150 yıllık bir kaosun sonucu böyle bir imparatorluk doğuruyor bunlar için. Bunu birçok şekilde yapıyorlar. Bu mesela bu yollardan en meşhuru East India Company diye bir şirket kuruyorlar 1814 ama bu şirketin revize edilmiş hali kökeni bunun 1600'lerin sonuna dayanıyor. şirketler kuruyorlar ama bu şirketleri bir mini devlet, toprağı olmayan devletler olarak düşünün. Ordusu var, donanması var. East Company dediğimiz yer, komple tüm Hindistan'ı ele geçiren, tek başına ele geçiren şirket. Bu şirketlerin temellerini atıyorlar. Hiç kimseyle savaşmıyorlar. Savaştıkları kişileri de zaten onların iç kargaşalarından farklanarak yok edip geçiyorlar. Sonucunda Büyük İngiltere kurulmuş oluyor. Şimdi benim konumu seçmemin sebebi de burada düğümlenmiş oluyor. Şimdi Büyük İngiltere'ye diyoruz, kendilerini de haklı bir şekilde öyle nitelendiriyorlar. Tarihe baktığınız zaman 1700'den sonra dünyayı şekillendiren, dünyanın Tek hüküm süren, tek hakim gücü aslında Britanya oluyor, İngiltere oluyor. Bunu birçok farklı sömürgesiyle yapıyor. Şu an hala onları e, sömürge devri bitse dahi, emperyal devri bitse dahi o milletler topluluğu vasıtasıyla koruyor. Mesela Kanada'da şu an başbakanı biliyoruz, cumhurbaşkanını biliyoruz ama esasında orayı kraliçenin atadığı bir vali tarafından iç işlerinin dizayn edildiğini bilmiyoruz. Orası şu an 2020'de dahi kraliçe tarafından yönetiliyor. Bu büyük İngiltere'nin temelini... 150 yıllık bir kaos sonrasında kuruyorlar. Şimdi bu kaosu anlatmaya çalıştım ben. Çünkü bunu anlattığımız zaman sunumu seçerken de bunu düşündüm. Yani herhangi bir akademide kendi disiplinimin içinde sıkışmış basit bir konu anlatsam belki burada Hazirun'un dikkatini çekmeyecek ama bu konu en azından hangi disiplinden olursak, hangi alandan olursak olalım dünyayı anlamamız açısından önemli. Bu büyük İngiltere'nin kökeninde bu üç tane büyük olay. Reformu önceden yaşamaları, iç savaşı önceden yaşamaları ve o şanlı devrim dediğimiz olayı yaşamaları. Şimdi öyle ki İngiltere 1680'de bunların hepsini tamamlamışken Almanya bu işe 1850'de bunlardan 200 yıl sonra girebilecek. 1780'lere yani 1800'lerin başına geldiğimizde Fransa daha yeni bir devrim yaşamaya başlayacak. Avrupa'nın İtalya'sı daha hala parça parça pörçük 1900'lerde birleşmeyi bekleyecek. İngilizler bunu 200 yıl önce, 250 yıl önce başarılı bir şekilde tamamlıyorlar. Bu kaostan sonra da sanayi devrimi doğal olarak bunların toprağında şekilleniyor. Sanayi devriminin aldığı güçle bir Sömürge mantığı, sömürge coğrafyası çiziyorlar ve onlardan büyük bir imparatorluk inşa ediyorlar ve günümüzde dahi hala üzerinde güneş batmayan imparatorluğu bu adamlar bu şekilde gerçekleştiriyor. Benim anlatmak istediğim 30 dakikanın sonucunda. Bunlar da teşekkür ederim. Eğer varsa sorularınızı da cevaplamak isterim. Bu dediğim gibi ileride de büyük ihtimal çalışma alanım olacak gibi duruyor. Zevk veriyor bana. Öncelikle sunum için teşekkürler. Ben Umut Çıkmaz. İstanbul Üniversitesi Çin Dili Biyatı öğrencisi. Yani ben şeyi soracaktım. Bu İngiltere halkının ben sentez olduğunu okumuştum. Yani bu Orta Çağ Avrupa'sında Roma gerilediği dönemde yani Roma'nın güçsüzleştiği dönemde İngiltere'de kulduğu valilik de güçsüzleştiğinde ee, Saksonların, e, Galya civarındaki Saksonların İngiltere'ye gidip oradaki Keltlerin, ve Romaların üzerinde bir e, yani güç olarak bir üstünlük sağlayıp orada kendi şeylerini kurdu. <laughs> yani İngiltere dediğimiz şeyin işte Almanların, Fransızların, Frankların, işte Galyalıların vesaire kâğıtlarla sentez olarak üstün gelmiş bir Millet olduğunu duymuştum yani. Bu, Onu evet soracak. önemli bir konu. Ben bu sunumun dışına çıktığı için buraya hiç değinmedim. Aslında Avrupa'nın birçok toplumu öz bir topluma sahip değil. Yani biz Türk dediğimiz zaman dahi sınırlı bir şeyleri anlayabiliyorken Avrupa bu e, nosyondan tamamen yoksun. Onların bir öz kavramı, öz millet kavramı hiçbir zaman olmamış. İngilizler... E, tonla milletin karışımı. Yani buraya ilk e, milattan önce 1000'de gelmiş bu keltler ama sonrasında Romalılar gelmiş, sonrasında Anglo-Saksonlar gelmiş. Son yani o milleti oluşturan kabileler gelmiş ve e, 500'den bine kadar Danimarka tarafından, Vikingler tarafından yönetilmişler. Birçok çok defa 4-5 defa farklı milletler bu İngiltere topraklarında hakimiyet kurmuş, topraklarını yönetmişler onların. Hatta dönemin zamanında İngiltere, Norveç ve Danimarka kralları, yani İngiliz-İskoç krallığı gibi bu üçlü krallıklar oluşturmuşlar. Kuzey milletlerinden çok nüfus çekmişler, onlarla çok karışmışlar. İngiliz milleti dediğimiz zaman onun öz olarak en öz hali 1000'e kadar gidebiliyoruz. Binden sonra karma karışık bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bir e, net şuradan geldiler, İngiliz toplumunu oluşturdular ve bu devleti kurdular diye bir şey yok. Oradaki insanlar bunu oluşturdu. O insanlar kim? E, 70 milletten insan var. Umarım iyi olduğu için soru yoktur, kötü olduğu için soru yoksa kötü. Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet.